Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün Kadriye ile beraber ve sizlerle beraber arkadaşlar değişen haritamızı inceleyeceğiz. Bermuda'da önemli değişiklikler geliyor arkadaşlar. İlk başta mod olarak gelecek. Ondan sonra harita tamamen yenileniyor. Bugün şimdi bir Clock Tower atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Clock Tower'ın nasıl değiştiğini hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Sadece Clock Tower mı Seko? Evet Kadir'cim nasılsın? Uzun İyilsin. zamandır videolarda yoksun. Bence seni de görmek istiyorlar arkadaşlar. Aynen ben de kendimi görmek istiyorum Seko. Seninle sahalara dönmemiz lazım. Döneceğim. Evet arkadaşlar ben size öyle şeyler göstereceğim ki bu videoda bu Clock Tower'a ne olmuş diyeceksiniz. Seko sadece Tabii Clock Tower'a özen mi? Bugün araçla da bazı yerleri bazı bölümleri göstereceğim. Ama ileriki videolarda diğer yerleri de göstereceğim. Evet arkadaşlar Clock Tower şöyle yeşilliklere, çimenlere bulanmış bir şekilde bu hale geliyor. Duvarları değişiyor. Yani Bence abi, çok güzel oldu Seko. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. PUBG Mobile'a e benziyor. Artık git gide. Özellikle PUBG Mobile'da Sano haritasına çevirmişler resmen Bermuda haritasını ya. Bu niye değil? Ama daha iyi olmamış mı Serkan? Bilmiyorum yeşillikler, yeni araçlar, yeni motor desenleri her şey var arkadaşlar. Şöyle buralardan bir şeyler alıp inceliyoruz burayı derken. Şimdi arkadaşlar size çok önemli yerler göstereceğim. Çok detaylı şeyler göstereceğim. Göster bakalım. Şimdi arkadaşlar böyle çiçekli, böcekli görüyorsunuz. Şu motoru görüyorsunuz. Motor değil bu. Elektrikli mobilet mi? Yok. Normal mobilet. Cevabını Yok, bilemiyorsun cevabını. Bilemiyorsun ama böyle değişik araçlar da gelebilir. Oyun bunun sinyalini veriyor arkadaşlar. Şu mesele. Yani. Al onu. <laughs> evet. Bak sen arkadaşlar bir şey. şöyle bir detaylara girelim. Çimenler uzamış. Tamam mı? Kimeğinden uzadıktan sonra arkadaşlar duvarların desenleri değişmiş. Böyle. Bence daha hoş. Kare kare şekle gelmiş. Oynayan ben değilim arkadaşlar bu arada. <laughs> Onu söyleyeyim. Aynen. Ee, ben size haritayı gösteriyorum. Sadece. Yani bu haritayı tanıtan vatandaş da biraz daha dolaşsa değil mi Kadriye? Neyse şuradan tepeye çık. Benim gibi dolaşamayız Ekko. Çıktı çatıya. Evet çatıların üzerinde bile yeşillik var. Ne alaka? Toprak yok. Yeşillik nasıl bitiyor çatıda? Ben bu görüntüyü bir yerden tanıyorum. Ya mu? biraz saçma olmamış mı Kadriye? Çatılarda bile yeşillik var. Ot bitmiş. Ot. Var biliyorum bazı evlerde varsa kozu yoklar. Çatı... Lan, kiremitten ot biter mi Kadriye? Biter biter. Allah Allah. Sahil taraflarında çok var. Neyse arkadaşlar işte bu şekilde vatandaşla böyle çatıya çıkıp çatıdan da clock tower'ı gösteriyor. Şöyle arkadaşlar zaten uçaktan atlarken de görüyorsunuz. Herkesin bu? Yo, faktör. ağaçlar ve yeşillikler çoğalmış. Evet burası da faktör arkadaşlar. Faktörü de böyle tamamen değişmiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Kaç kaç. Yanımın tepesi siyahlaşmış arkadaşlar. Siyah değildi. Evet burada loot sandığının ne işi var der gibiyim arkadaşlar. Evet loot sandığından silah alındı. Bir bakalım arkadaşlar aşağıda inelim. Şöyle bir faktörü de size bir göz detaylı gösterelim. Bu videoda diyeceğim ama yaşarsak tabi Ne oldu ola buna? Bu adam ölüyor. Ulan elendin elendin vicdansız haritayı göstereceğim diye can verecek can verecek. Öldün öldün. Aha Açık. bakın gördüğünüz arkadaşlar faktörden çıkarken orada bir e, Neyi kadio, nasıl desem sana böyle bir e, yer açmışlar arkadaşlar başka bir yer. Hmm, değişik. Şimdi arkadaşlar şöyle araçla da biraz ulaşalım civarı gösterelim. Ama harita arkadaşlar açıklandığında size videosunu yapacağım. alan nasıl bir olmuş yalnız bu vatandaş neden sürekli oyundan çıkar gibi yapıyor çıkamıyor bir şeyler yapıyor onu da anlamış değilim gösteremiyor ondandır Seko evet denize gideceksin denize dön dön vicdansız evladı dön denize gidemiyor bu vay arkadaş ya evet arkadaşlar ee, dediğim gibi buralarda bu şekilde Ay, buralarda mi? çok bir şey değişmemiş zaten yani buralarda dolaşacağına gitse ya önemli yerleri gösterse ya vicdansız deniz çok uzaklaşmış ama Seko Evet arkadaşlar böyle uçsuz bucaksız yerlerde dolanıyoruz. Haritayla alakalı arkadaşlar göstereceğim şimdilik bu kadar. Yine detaylar geldikçe sizlerle paylaşırım. Evet arkadaşlar videomuz çok kısa oldu. Bir de bir maç atalım dedik. Şöyle bir tane yalnız kurt daha girdim. Evet çok yalnız kurt oynadım. Bundan sonrakini TC veya harita oynayacağım arkadaşlar. Yalnız öncesinde şu adamın içinden geçmem lazım. Bakalım arkadaşlar oyun yeni haritayı da tanıttık ama inşallah moda moda gelmemiştir. <laughs> Değil mi? Şu an degil hassasiyetim yok. Sakin ol bebek. Sakin ol. Yani bebek derken beyefendi demek istiyorum. Dur sakin ol. Bir tane headshot yılan. Bir tane yılan. Bir tane de bir şey olmaz. Bak bak flash mılaş atıyor ya. Bir tane yılan Bir tane iyi. Ya biraz taradık. Ya, e hassasiyet diyor. Gitmiyor. Ne abi? Gitmiyorsa ne abi? Ne yapayım? Değil mi? Evet arkadaşlar, şöyle bir bakıyorum da bu adam çok tutuyor ya. Yerinden çıkmadı bak. Yerinden hiç çıkmadı. Şuradan ufaktan gösteriyor. Ah ah. Sen bir headshot'ı hak ediyorsun ama. Neyse. Evet. Şöyle bir bakalım ne alabiliriz. Bu EMP'i vazgeçilmezim. Canım, ciğerim, oyunu oynama sebebim. 7 artı 3 EMP'm. Canım benim. Evo gelse bile seni değişmem. Seni değişmem. Ama bu rakibe şuradan bir yaklaşmak istiyorum. Bu pusuyor sağa sola. Dedim ama. Bak orada pusmuş. Dedim ama pusduğunu söyledim. Söyledim çok pusucu diye. Neyse pusmak da oyunun bir parçası. Kötü değil. Ben de yeri gelse pusarım. Ama bu kadar da çok pusmaya gerek yok. Bu sefer yine aynı yerdesin ama bu sefer yemem. Her zaman bu konteyner arasına saklanıyorsun. Oradan birden çıkıyorsun ama bu sefer yemem. Evet. Buraya bu sefer de ben tıkayım dedim ama yine konteynerin ucundan vurduk. Lan ben orada eğilmişken kafam gözüküyormuş ya. Bak hep konteyner arasında. Maç konteyner arasından geçti ya. Vallahi maç konteyner arasından geçti. Bak bak nasıl geliyor. Sana bir headshot. Lan şu headshot olsun bari. Bu da olmadı. Allah belamı vermeye ya. Evet canlar bu videomuz da bu şekildeydi. Arkadaşlar günlük veya iki günde bir video atmaya çalışıyorum. Sizlerden de destek amaçlı bir like ve bir yorum veya bir abonelik rica ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Cansınız.